Herkese merhaba. Podcast'imize hoş geldiniz. Bugün sizlerle bankacılık sektörünün Nisan ayı karlılık rakamlarının detaylarını paylaşmak istiyoruz. Bankacılık sektörünün Nisan ayında net karı 39 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir ay önceye göre yaklaşık %5 düşüşe denk gelirken yıllık anlamda yani geçen senenin aynı ayına göre ise %10 artış gösterdi. Nisan ayında öz kaynak karlılığı %30 seviyesinde gerçekleşti. Aylık net kar düşüşünde özellikle TÜFE endeksi tahvillerden daha düşük katkı, TL kredi mevduat makasındaki düşüş ve diğer faaliyet gelirlerinin ki bu ağırlıklı karşılık iptallerinden kaynaklanıyor, yüksek bazı sonrası Nisan ayında düşüş etkili oldu. Toplam gelirlere baktığımızda aylık %27'lik bir düşüş var. Alt detaylara baktığımızda ise net faiz gelirleri aylık %19 düşüş gösterirken komisyonlar ise aylık %2 sınırlı olarak artış gösterdi. Diğer faaliyet gelirleri ağırlıklı karşılık iptallerinden oluşuyor. Aylık olarak %73 düşüş gösterdi. Burada özellikle Mart ayında bazı bankalar serbest karşılıklarını serbest bırakmışlardı. Ve burada karşılık iptalleri oluşmuştu. Ve Mart ayında diğer faaliyet gelirlerinde yüksek bir baz etkisi oluşmuştu. Bu Nisan ayında terse çevrilmiş durumda ve burada önemli bir düşüş gözlemliyoruz. Faaliyet giderleri ise aylık olarak %1 artış gösterdi. Yıllık olarak ise enflasyonun oldukça üzerinde %137'lik bir artış var. Net faiz gelirlerinin detayına baktığımızda net faiz marjında 95 bas puan düşüş var. Bu düşüşte TÜFE endeksi tahvillerden daha düşük katkı ve kredi mevduat makasındaki gerileme en temel nedenler. TL kredi mevduat makası 58 bas puan düşüş gösterdi. Burada özellikle Nisan ayında TL mevduat faizlerindeki artışın devam etmesi ve TL kredi faizleri üzerindeki düzenlemeler nedeniyle baskı en temel bu makastaki düşüşün etkenleri. Mayıs ve Haziran aylarında da TL mevduat faizlerinde artış olduğunu gözlemledik. Ve burada özellikle kredi mevduat makasında Mayıs ve Haziran aylarında da düşüş olmasını tahmin ediyoruz. Olumlu tarafta ise karşılık giderleri aylık olarak %29 düşüş gösterdi ve gelirlerdeki düşüşü bir miktar da olsa telafi etti. Banka grupları bazında baktığımızda özellikle yatırım bankaları ki bu bankalar arasında TSKB de var ve katılım bankaları burada da Albaraka bu grupta hem aylık hem yıllık net kar gelişiminde daha olumlu ayrıştılar. Mevduat bankaları ise özellikle kredi mevduat makasındaki düşüşten olumsuz etkilenmeleri nedeniyle karlılık gelişimi olarak daha zayıf tarafta kaldılar. Bankalar arasında Akbank ve TSKB model portföyümüzde yer alıyor. Akbank için hedef fiyatımız 28 TL ve al tavsiyemiz mevcut. TSKB için ise 6,2 TL hedef fiyatımız ve yine al tavsiyemiz mevcut. Garanti ve İş Bankası'nı da beğenmeye devam ediyoruz ve al tavsiyelerimiz mevcut. Halkbank, Vakıfbank ve Albaraka için ise şu an olarak tut tavsiyemiz mevcut. Önümüzdeki dönemde bankalarla ilgili en önemli gelişme ortodoks para politikalarına dönülüp dönülmeyeceği ve bankaların son aylarda özellikle olumsuz etkilendiği bazı düzenlemeler yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği olacak. Özellikle bu tarafta bazı adımların atılması halinde bankaların da olumlu etkilenebileceği ve ortodoks para politikasına dönülmesi halinde özellikle Türkiye'nin CDS'inde düşüş olmasını son dönemde 500'lere bir gerileme yaşanmıştı ve daha da fazla düşüş olmasını bekleriz. Ve özellikle bu durumdan da banka hisselerinin olumlu etkilenmesini bekleriz. Herkese iyi günler dilerim.